Getir'den siparişini ver, program bitmeden kapında olsun. Getir, son round programını sunar. Değil mi? Teknoloji onların yerine karar versin orada. Abi benim önerim şu. VAR'a yabancı hakem getireceksin. VAR'ın başına. Baba diyeceksin Şampiyonlar Ligi'nde bu işe. Şu İFAB'ın kitapçığı bende. Almanya'da, İngilizler'de, Romenler'de bilmem. Her ikisinde aynı. Bunu uygulayan var, uygulamayan var. En kötü biz uyguluyoruz. Evet. En iyi bence Şampiyonlar Ligi uyguluyor. Gel bak bunu Şampiyonlar Ligi'nde nasıl uyguluyorsan, bu kitabı nasıl yorumluyorsan Şampiyonlar Ligi'nde, sen bunu bana bir yaz abi. 134'da A maddesini nasıl yorumluyorsun? 130 yani yorumu da bizim hakemlere bırakma abi. Yorumu dahi, bak yorumu dahi bizim hakemlere bırakma. 134'de 1'de, 138'e 3 nasıl yorumluyorsan bana da Allah aşkına yaz şunu. Al kardeşim şu kadar para. Bunu bana yaz. Anında size bu kitap çık, bu kitap çıktı. Bunlar sizin şeyiniz abi. Bu kitapçığın dışına çıkmayacaksınız. Başka çaresi yok bu işte. Yok maalesef yok. Çünkü o kadar kafa karıştırıyor ki üniversite sınavına dönüyor. Hani eskiden bize üniversite sınavlarında sorarlardı ya. İşte yazar bu paragrafta ne anlatmak istemiştir? Yani kendi algıladığın bir şey var. Yazara göre düşünmek zorundasın. Yazara göre düşünürken daha farklı bir yere gidiyorsun. Bana saçma sapan muhabbet. Yani mesela bu yanlış kimlik testi. Yanlış ya, kimlik tespiti de böyle abi, bir şey. Evet bak, abi. Yani inanılmaz. Yani. İFAB'ın yazdığı kurala göre Rafael'in kartının iptal olmasını anlayabiliyorsun. Ama orada işte içine bin tane şey giriyor. Orada Rafael'in gelişine bir kart verdi. Ona mı bunu bilmem ne gösterdi falan derken saçma sapan bir çorbaya döndü iş yani. Orada Cüneyt'in Vahattin'i şey yapması var. Çağırma, uyarmaması var. Sapması var değil mi? Vahattin Cüneyt'i sattı, Cüneyt de Vahattin'i sattı. Vallahi böyle oluyor ya. O yüzden kitapçıyı vereceksin abi. Gerekirse adam bakacak kitabı. Ulan kaç neydi bu diyecek ya. Burada bir yuvamanlar ne yapacak? Orada 3,5 dakika bekleyelim hiç olmazsa. Değil mi? Anlayalım biz de. Hakem şu anda İFAB'ı okuyor diye desinler yani. 138'den 4'e bakıyor. O kitapçıya bakıyor. Şimdi bütün İFAB'ı okuyamazsın. İFAB'ın kitabı şey gibi. Onun özet uygulanabilir halini, yorumlanabilir kısımlarını vereceksin adama. Olay bitecek ya. Evet. Hatta gerekirse ekrandan da o yorumlanmış kısmı yayıncı kuruluş gösterecek. Hakem bu sayfayı okuyor diye. Bir de ben genel olarak şuna karşıyım. Abi taçtan gol yedik. Taçtan gol yemedin abi. Evet. Top Gezzal'a geldi. Gezzal topu sol dışa çekti. Arka direğe ortaladı. Kornerden gol yedin. Kornerden gol yenmez abi. Evet. Eğer Mustafa Denizli değilsen. Doğru. Olmayan korner verdi. Ha, olmayan top out'tu. Korner verdi hakem. Oradan yemeseydin abi. Yemeseydin abi. Kornerde savun. Yani korner bak penaltı dışında penaltı dışında ve kırmızı kart dışında. Hiçbir şey. Penaltı dışında skoru etki eden bir hata. Şöyle. Olmayan faulü verdi. O da free kick'ten gol attı. Abi adamın da yeteneği yani. Ne yapayım yani? Kornerden top out'a çıkmıştı. Korner verdi. Kornerden gol oldu. Abi kornere gitmiş top. Adam 10-15 saniye geçmiş. Gelmişsin, yerleşmişsin. Yeme abi. Evet, kaldı ki artık var oralara kadar da dönebiliyor. Oyun artık biraz şey. Biraz bunlardan rahat olalım. Yani ha penaltı yanlış penaltı verdin yenildim tamam abi. Penaltı çünkü çok zor bir şey yani kurtarılabilir çok zor bir şey. Orada artık kaleci de kurtarsa da diyemeyiz. Doğru. Yani ikinci mesele bir sonraki pozisyon olsa hemen akabindeki pozisyon olsa iptal edersin golü. Akabindeki pozisyon. Yani adam ittin. Topa vurdun gol oldu. Tamam. Olmaz o zaman. O zaman iptal et. Şeyde zaten adam Gençler Birliği maçında oldun. Kayseri maçında. Bence onlar faul değil de. Yani olduğunu varsayalım. Mesela oradaki iptaller mantıklı. Yani yanlış karar ama ya adamı ittim kafayı vurdun gol. Onu sayma. Hı. Elle düzelttim vurdun gol. Onu sayma. Hı. Ama taç oldu. Taçtan döndü. Oradan oraya artı falan. Artık 3-4 pozisyon geçmiş abi. Evet. Bir de ikinci mesele de şu. Sivasporlar da şundan haklılar. Ya tacı versen. Yani orada taca hükmetmiş o zaman gol yemeyecek. Tabii. Onlar da haklılar. Ama işte dediğimiz gibi. Ama burada arada kardeşler gösteren tepkiyi anlayamıyorum ben. Doğru. İkincisi de şu. Hani Hakan Arslan'ın kırmızı kart olayı bence bir oyuncunun görmüş olduğu en amatörce kırmızı kartlardan bir tanesi. Yani şu bağlamda söylüyorum. Hakan Arslan'a suç bulmuyorum. Tabii. Bunu gösterdiği zaman sarı kart ben olsam vermem. Mesele şu. Hakan Arslan'a telefonu veren de hiç suç yok mu? Bir de öyle bakmak lazım. Versene şunu. Yani, baktınız mı? Abi baktınız mı filan demiştir çocuk. Soyunma odasında. Bakmadık. Gel soyunma odasında konuşuruz diyeceksin. Çünkü adam zaten haksızlığa uğradığını düşünüyor. Gol yemiş. 45 dakika efor sarf etmiş. Takım kaptanı. Ama bak. Hak aramaya çalışıyor. Haklısın da Arda kardeşleri de orada eleştiriyorum. Tecrübeli hakem orada. Hakan bunu gösterdiği zaman. Hakan bak bu yaptığın kartlık. Ben ne yapayım kardeşim?
Ben ha. ne yapayım? 3,5 dakika bayılık baktılar, bana bir şey demediler. Yardımcım görmedi. Ne yapayım? Galiba daha önce uzatma yine... dersin. Hayır, uzatma dersin. Aha. Hakan ısrar ederse gösterirsin. Evet. Yani orada galiba daha önce yine benzer bir pozisyonda bir kart çıkmıştı. Muhtemelen orada Arda kardeşler de hani telefonla göstermek, hani bu şeye mi benziyor bilmiyorum. Onu da incelemek lazım. Şimdi kim bilir ne yazıyorlar. Abi, yok, Fatih gözlük Terim, gösterdim, gösterdim bilmem ne yaptım abi. Falan. İngiltere maçında Deniz Hoca'ya gösterdi. Hı-hı. Alman Hoca var ya, Deniz, Alman hakem. Evet. Aha. Ona gösterdi, bak dedi, offside değil filan dedi. Hı-hı. Abi olur öyle şeyler ya. Bunları biraz idare edeceksiniz abi. Yani hakemle futbolcu arasında, hakemle hoca arasında biraz diyalog olur yani. Adam sana küfür etmediği müddetçe. Tabii. Küfür etti mi? At zaten onu kırmızıyla. Tabii. Doğru. Ki küfür etmiş olsaydı doğrudan kırmızı kart görerdi. Yani artık orada şiddetli yani. Bir şeye göstermiş ama oldu. Orada hani gereksiz yani. Gereksiz. Bence orada i̇şte. İdare etmesi gerekirdi. Anladım. İşte ben Hakan'a telefonu veren teknik sorumlularda da suç buluyorum. Verme o telefonu. Gel Hakan, soyunma odasına bakarız da. Yani çık oradan git yani şey uzaklaştır şeyi o Hakan olay yerinden. Çünkü belli bir şey çıkacak. Sıkıntı çıkacak o saatten sonra yani. Tabii. Hakan çünkü bir de aldı milyarlık telefonu. Kaç milyarlık telefonu yere vurdu yani. Attı tabii canım. Allah gitti telefonu. Gitti telefonu. Yerden alıyordu, toparlıyordu Hakan, falan yani. Hakan iyi bir oyuncu. Çok iyi bir profesyonel. Evet. Tam Siyah Spor'un da karakteri tam kaptanı. Öyle. Bence biraz daha sakin olsa iyi olurdu. Evet, bence de sakin olmalıydı hakikaten. Yazık oldu yani. Underrated ama oyunculardan birisi. Ama Sivas'a da şey oldu. Hakikaten Sivas'ın da üzülmekte haklı oldukları noktalar var. Evet. Lakin ne yapsın abi kale hakem? Yok, yapacak bir şey yok. Yok yani Arda kardeşlerlik bir şey yani yok. Yani hakemin yapacağı bir şey pek bir şey olarak görmüyorum ben burada yani. Ben de hiç görmüyorum. Yani mesela Arda kardeşlerin üstüne olmamalı. Ha şu var. Ulan Enkudu'ya sen direkt kırmızı gösterebilirdin. Evet. Bence de öyle. İki tane sarı kart atladın. Bak bunları konuşalım. Tabii ki. Bunlar Necip'in sana göre kırmızı olabilir. Çok sert faali var. Bana göre turuncu olabilir. Necip'e iki tane en az turuncu lazım. Evet. Doğru. Bunlar ayrı. Bunlar hakemi ilgilendiren mesela. Ama taç çizgisi konusunda gerçekten yapabileceği bir şey yok. Kesinlikle. Oyun olarak gelirsek şimdi tabii. 15 dakika sadece... hakem konuştuk abi. 15 dakika. Evet, 15 dakika. 15 dakika futbolu konuşalım. Oyun olarak Beşiktaş iyi oynamadı. İki maçta 6 puan aldı ve gol yemedi. Evet. Ama Sivas atacak gibiydi. Yani Sivas atacak. Yani ilk yarı 1-0 bitse de Sivas 10 kişi kalmasa ikinci yarıda atarlar gibi bir hava vardı. Hı hı. Beşiktaş'ın iyi oynamadığı iki maçta aldığı 6 puan biraz büyük takım refleksidir. Şampiyonluk yolunda giden takımların ya olması gereken refleksidir. Kayseri maçı var. Beşiktaş'ın evet. Zor bir deplasman ama Beşiktaş orada kötü oynayarak kazanamaz artık. Artık biraz oyun göstermesi lazım. Çünkü Kayseri de artık galibiyete şiddetle ihtiyacı var. Gol atabildiklerini gösterdiler şeyde Gençler Birliği maçında ama gol de yiyorlar. Çok zor maç. Beşiktaş o maçı da dönerse artık kendisini bir şekilde şu 5 günlük araya atarsa ondan sonra şey yapar. Biraz daha toparlar diye Abubakar'ın dönmesi düşünüyorum. Bakalım Kayseri maçı da zor Beşiktaş için. Ama evet. Beşiktaş'ta iyi sinyaller de var. Bir kere çok rahat pozisyon buluyorlar. İnanılmaz. Yani bir de ben yine de Sergen Yalçın'ın oyuna belirli bir değer kattığını düşünüyorum. Hani iyi oynamadan kazanmak doğru ama bu süreçte hani bir pandemi, bu kadar sıkışık maç, oyuncu yani oyuncuları doğru kullanabilme, doğru maçta doğru oyuncuyu dinlendirebilme. Mesela yani Rıdvan'ı bir önceki maç biliyorsun dinlendirdi. Hemen Ensakal'a yönetmişti. Şimdi tekrar Rıdvan'la başlamış olması. Kaylar'ınla başlamamış olması. Hani herkes Abubakar yokken Larin'i santrofor olarak bekliyordu. Onu ben de, onu ben de katılıyorum sana. Onu ben de beğendim. Çünkü hareketli santroforla oynayacağım demek o. Evet yani nasıl... Değil. Yani gelecek top alışverişine katılacak. İşte Mensah'ın yakalamış olduğu pozisyonda maçın ilk yarısında Güven Yalçın'dan tam bir hareketli santrofor oyunu gördük. Yani... Fatih Terim'in Oğulcan Çağlayan'la yapmak istediklerini düşündüklerini Sergen Yalçın Güven Yalçın'la yapıyor esasında. Onu hatırlatmak lazım. Sonra ben Tarsus İdman Yurdu Kupa maçındaki bir formasyonu gördüm. Bir gizli sahte formasyon diyelim biz buna. Hani sahte bek falan diye kullanıyoruz artık sahte 9. Sahte üçlüye dönüyor. Tarsus İdman Yurdu maçında Necip'i bir stoper gibi kullanıyordu neredeyse oyun kurulumunda sette. Bazen Dorukhan'la değişiyorlardı. Bu maçta Dorukhan'la başlamadı. Atiba ile değiştiler. Ama Necip çoğu maç zaman diliminde Necip stoper gibi, stoper gibi oynadı. Stoperler açılıyor. Wellington ileri çıkıyor falan. Doğru. Evet. Öyle kullandı. Bunun dışında Sergen Yalçın geçen sene yani 2019-20 sezonunda Antalya Spor evinde 2-1 kaybederken bile bence çok iyi bir oyun oynamıştı. Rıdvan Yılmaz'ın da çok iyi bir oyunu vardı.
Yani Sergen Yalçın stoperlerini kendi sahasında düşünmüyor neredeyse. Rakip sahaya basın diyor. Hep adımlamalarınız orada olsun diyor. Bunu bir kez daha gösterdi. Sivasspor gibi iyi bir takıma, fizik direncini tekrar yakalamış bir takıma karşı bunları düşünüyor olması ve belirli sekanslarda hayata geçiriyor olması da benim nazarımda dün öne çıkan durumlardı. Bu part bitti. Ama sevgili dostlarım, canım kardeşlerim, başka partlar devam ediyor. Lütfen onları da izlemeye devam edin. Bir abone olun. Bir de şurada hani böyle zil sesi, vin sesi var. Oraya da böyle tıklayın hani yani bildirim gelsin. Like'lamayı da ihmal etmeyin. Öpüyorum. Getir Son Round programının sunduğu.